Almanya ilginç bir yasa çıkarıyor. Almanya'nın doğusunda bulunan Saksonya Anhalt eyaletinde Alman vatandaşlığı başvurusunda bulunanların İsrail'in devlet olarak var olma hakkını kabullendiğini beyan etmesi gerekecek. Saksonya Anhalt eyaletinin İçişleri Bakanı Tamara Sayşank yayınladığı kararnamede uygulamanın bir Aralık'tan itibaren geçerli olduğunu açıkladı. Saksonya Anhalt eyaletinin aldığı bu karar ülke çapında yankıya neden olduğu manşetlere taşındı. Başka eyaletlerin de benzer uygulamalara geçeceği konuşuluyor söylüyor. göre başvuru sahibinin antisemitik bir tutum sergilendiğine dair deliller söz konusuysa vatandaşlığa kabul söz konusu olmayacak. Mesela bugünlerde sosyal medyada herkes paylaşıyor ya İsrail düşmanlığı, İsrail karşılığı falan filan işte Yahudilere hakaret bilmem ne. Bunlar Alman devleti bunları tespit ederse var ya bir tanesini Alman vatandaşı yapmayacak. Hatta varsa onların oturumunu bile iptal edebilecek. Ben size söyleyeyim. Haberiniz olsun. Bu nedir? Bu Almanya'da yaşayan AKP'li ve MHP'lerin %90'ının kesinlikle Alman vatandaşı olamayacağı anlamına geliyor. Hepsi ile karşı. Değil mi? Hepsi ile karşı. Hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Şimdi biri mesela bu AKP'lerin ekran resmini çekip Alman devletine verse var ya bunlar hayatta Alman vatandaşı olamaz. Mümkün değil. Vatandaşlıkları bırakın siz. Onların oturumları da iptal edilir. İnanın bana. Değerli izleyenler, bu tasarıya göre Türkiye'deki iktidar yanlısı ve o zihniyedeki insanları zor günler beklediğini söyleyelim. Ya kendi söylemlerini iki yüzlü bir şekilde değiştirecekler ya da yok efendim bizim liderimiz ne diyorsa biz de onu diyeceğiz. Bakınız Erdoğan'ın söylediklerini burada tekrarlamak suçtur. Hamas'ı övmek suç. İsrail'e hakaret etmek suç. Antisemitizm suçtur. Ve bunlar bu suçların tamamını yapıyor. Alman devleti o yüzden bu yasaları çıkarıyor. İyi ki de çıkar. Çok güzel bir haber. Deniz Ündav. Ben işin doğrusu tanımıyordum. Ne yalan söyleyeyim yani. Birkaç defa ismini böyle bir yerde duymuştum ama çok fazla bir tanımıyordum. Deniz Undav, Kürdüm diyerek Türk milli takımını reddetti diye bir haber var. Urfalı, Rıhalı futbolcu Deniz Undav'ın Kürdüm diyerek Türk milli takımını reddettiği ortaya çıktı. Ündav Almanya milli takımı hocası Julian Nagelsmann da bizim milli takıma katıl diye bir davet götürdü ortaya çıktı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta attığı gollerle tüm ülkedeki dikkatleri üzerine toplamış Deniz Ündav'ın hangi milli takımı tercih edeceği merak konusu olmuştu. Geçen yıl Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz İngiltere'ye kadar gidip Türk milli takımında oyna demiş ancak çünkü geçen İngiliz bir takımında oynuyordu. Deniz Ündav'dan bekledikleri bir cevap almıştı. Dotospor'un haberine göre Kürt olduğunu söyleyen genç yıldız Türk milli takımında oynamayacağını ilan etmiş. Ligde çıktığı 10 karşılaşmada şu ana kadar 8 gol atan 27 yaşındaki hücum oyuncusu nu arayan Almanya milli takımı hocası Julian Nagelsmann kendisini milli takıma davet etti. Sky Sport Alman milli takımının hocası kendisini Mart ayında oynanacak maçlar için kadroya davet etmek istediğini söyledi. Oyru 24 kadrosunda olma ihtimalinde e, gündemde değerli izleyenler. Alman basına göre Deniz Undav'ın ailesi çocukların Türk milli takımında oynamasını istiyor. Kendisi istemiyor. Şimdi eğer böyleyse ben de aileye iki kelime bir şey söylemek istiyorum. Lütfen kendi çocuğunuzun siyasi görüşüne karışmayın. Kendi çocuğunuzun üzerinde bir baskı oluşturmayın. Deniz Undav. Kardeşim böyle bir karar almışsan sen kendi özgür iradenle almışsın. Doğrudur. Sen Kürtsün ve onurlu bir karar almışsın. Sen Alman vatandaşısın. Git Alman milli takımında bo bol bol gollarını at. O yüzden zaten Almanya'da doğmuşsun ve sen Almanya'da bulduğun özgürlüğü de Türkiye'de bulamadığına göre Türkiye'de hala bu zihniyet senin senin insanlarını kat ederken gidip bunların milli takımında falan oynama. Ne zaman ki Türkiye'de Kürt sorunu demokratik yollardan çözülür, Kürtlerin bütün özgürlükleri hak olarak verilirse işte o zaman insan güle güle gider bu milli takımda oynar da destek de verir, slogan da atar bilmem ne de yapar ama şu şartlarda bu durumda Kürtlere bu kadar zulüm yapılırken, Kürtlere antidemokratik uygulamalar artarken seni gidip bir Kürt olarak o faşistleri mutlu etmen bence doğru değildir. İyi bir karardır gözüm. Bunları söylemişsen eğer arkasında dur. Bütün Kürtler sonuna kadar 50 milyon Kürt, 60-70 milyon Kürt sonuna kadar senin bu söylemlerin arkasındadır. Tekrar söylüyorum. Ne zaman Türkiye Kürt sorunu demokratik yollardan çözer, Kürtleri de anayasal güvenceye haklarını alır ise o zaman evet güle güle gider oynarsın. Ama bu şartlarda hakikaten senin verdin bu kararın arkasında dur. Kendi ailende dinleme. Bazı şeyler parayla da satın alınmaz. Onurlu duruşlar, dik duruşlar insanların tarihe geçmesine vesile olur güzel kardeşim. Tamam. Keşke de bana ulaşsaydın. Sen de güzel de bir yayın yapmış olsaydık. Şimdi 1996 yılında kendisi Almanya'da doğuyor zaten. Urfalı bir Kürt ailenin çocuğu ve futbola Almanya'da başlıyor. Büyüyor. Daha sonra çeşitli futbol takımlarında oynuyor. İngiltere'ye gidiyor vesaire. Yani şu anda da böyle bir şeyle gündemde.